olduğunu gösteriyor. Tamam, sen devam edebilirsin. Şimdi arkadaşlar, böbreği ben böyle ikiye ayırdım. Hani fasulye gibidir ya böbrekler. Ben biz çıkıyorum damla. Tamam, tabii. Yalnız buranın hepsini yıkayıp atmadan, bütün aletleri temizlemeden yukarı çıkan olursa Damla Hanım söyleyecek. Onlarla da görüşürüz, tamam? Siz birinci dereceden sorumlu değilsiniz. İllaki uzun ekseni boyunca ben ikiye, bağırsak gibi ikiye ayırıyorum. Yani lümenli organmış gibi. Yine korteks, medulla, pelvis, venalis ve kalisler içine alacak şekilde kalisleri. Ben mikroloji için böbrek aldım değil mi? Oraya koydum. Tamam. Böbreklerin kıvamı çok gevşek arkadaşlar. Böyle biraz otolitik gibi de duruyor. Yani otolize bağlı bir gevşeme gibi de duruyor. Bakın şöyle bir kesit aldığım zaman hem korteks hem medulla hem de kalixler, pelvis, venalis hepsini birlikte görüyorum. Yani illa şöyle bir üçgen kesit almanıza gerek yok. Paralel kesip yan yatırdığınızda da aynı şey oluyor. Kitapta üçgenler ya. Gerek yok. Biraz büyükçe kıvamı gevşek olduğu için biraz kalınca bir kesit aldım. Hemen küçülteceğimiz için normalde biraz formalin fikse etmesi için kalın bir doku örneği o. Çok optimum değil. Önce kalbi mi açalım diyorsun? Ben de sona bırakma taraftarıyım. Kalbi seviyorum, onu en sona bırakmak istiyorum. Tadını mı çıkarırsın? Evet, dalak böyle disk gibi, aklınızda olsun. Bütün hayvanlarda karın boşluğuna ait. Gecikmişti. Aşırı duyarlı koltuğa söylediğin şey. Karın organları, karın boşluğunu açtığınız zaman illaki dalağı uzaklaştırıyorsunuz önce. Çünkü gözler kaçabiliyor. Bir dakika, bir kesit alayım ben. El atmışken. Yine kesit yüzü taşkın. Maltigiler belirgin görünüyor. Konjest incelik bu. Ama yine de otoriz olmuş zaten. Her halükarda birazcık. Çünkü oksikasyonu birazcık çağı yapışıyor falan filan. Nasıl? Bu kesit yerine yapışıyor. Yani toksikasyonlarda değil de nekrotik durumlarda, otolizde de aynı şey oluyor. Bunu biz kestik. Aşırı kendisi parçalanmadı. Çok şiddetli bir bıçak darbesiyle. Bu renk değişimleri yine otolitik değişimleri gösteriyor bize. Kıvamını yine kaybetmiş karaciğer. Üzerinde de böyle hafif fibrinli. Belki de burada fibrozis alanları var. Bakın hem fibrin görüntüsü var. Böyle puslu, bulanık, mavimsi. Hem de şurada beyaz alanlar var. Biraz böyle fibroz bağ doku üremiş gibi görünüyor. Mikroskobik olarak onu tabii. Bunun siyah olmasını kozaya gösteriyor mu? Yok, hayır. Daha çok bu fibrinden dolayı. Perihepatit var sanırım. O yüzden böyle bulanık, dumanlı görünüyor. Evet, yani ciddi konjesyon var. Damarlar oldukça dolgun. Sinüzoidler de öyledir muhtemelen. Yetmez değil mi? Kesmez. Mangal. Edirne diğer tava. Karaciğerin yüzeyinde. Şurada bir nodül var. Böyle kalsifiye gibi. Farkında mısınız? Gördünüz mü? Ne olduğunu tam bilmiyorum. Kestik bir şey gibi. Onu öylece alıyorum. Tüberküloz lezyonlarını anlarız illaki ya. Makroskopik olarak. Hemen görünür görünmez belli olur değil mi hocam? Hem daha yaygın olur. Bakın şurada da var o nodül gibi şeyden. Orayı da biraz keseyim ben. Ay. Parasiter var mı? Muhtemelen evet. Parasiter bir lezyon var orada. Bakacağız. Taşkın böyle. İçinde değil de dışarı doğru. Yani nodül, tam nodül yapısında bir şey. Merak ettim ben de. Size de söylerim sonra ne çıktığını.
Bakın kesik düzünü gördünüz. Şunu da veriyorum. Ama yine de. Medial sinirler sınırları da belirgin değil. Tiroidleri almıştınız siz. Hayvanın dilinde herhangi bir lezyon var mı diye muayene ettik. Başlangıçta ettik, kabul ediyoruz. Herhangi bir şey yok. Evet, akciğerden de kesitler alacağım. Ama o konu şeye bağlı. Ya. Dilde... Anemik değil kesinlikle, bu yere değil diye paramı yani çok yok. Hiperemi diyemeyeceğim. İlk açtığımda böyle değil.